Jasmine. My God. Oh my God. It's my Hello, hello, hello Jasmine. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Ben geldim. Bugün böyle güzel, biliyorsunuz ki haftada 2 videoya çıktım. Karar verdiğime göre. İnşallah söz verdiğim tutar, haftada 2 video çekerim. Dedim ki haftada artık 2 video atayım ve şimdiki konumuz da bu, şu an çektiğim video olsun dedim. Şu anki konumuz da YKS. Yani sonuçta YKS'den yüksek alıp Jasmine güzel bir üniversite kazanıp ve okul birincisiyle bitirip yılını video çekmesem olmaz dedim. Hazır YKS de geliyor. Biliyorsunuz ki birkaç ay sonra YKS, belki de bir ay sonra, tam tarihini bilmiyorum. Ama tabii ki çok güzel önerilerim var ve işe yarayan önerilerim var. Asla öyle çok çalışın, işte gece gündüz uyumayın, gece gündüz test çözün, öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu benim okul birinciliği şey plaketim. Ben Anadolu'da okuyordum ve eşit ağırlık okuyordum. Aslında sayısal okumak istiyordum bana sorarsanız. Eşit ağırlık okuyordum ama edebiyat kimliğim de aynı şekilde yüksekti yani. Sayısal okumak istiyorum derken edebiyatım kötü değildi. Sayısal biraz daha eğlenceli geldi ve yakın arkadaşım da oradaydı. Neyse işte eşit ağırlık okuyordum. Anadolu okuyordum. Ben adada bir okulda bitirdim. Normal bildiğiniz liseydi. Anadolu Lisesi'ydi. İlk önce 9. sınıfta işte böyle denk geldi okul birinciliği. İşte sınıfta en yüksek bana aitti. Bütün notlar 95-100 gidiyordu benim. Bir de zaten okulun ikincisi de benim en yakın arkadaşım Hilal'di. Hilal'i de biliyorsunuz. O da aynı şekilde aynıydı. Yani birebir gidiyorduk. Aramızda biraz fark vardı. İlk 9. sınıfta okul birinciliği şansına denk geldi falan senden dedim ki nasıl yani ben ben nasıl okul birincisi olurum? Bak ya, ortaokulda da güzeldi notlarım da. Yani okul birinciliği lisede herkesten yüksek not alan ve herkesten yüksek nota sahip olan öğrenci olmak biraz bana şey geliyordu üstte. Bir baktım 9. sınıfta müdür yardımcısı diyor ki işte sınıf birinciniz, ama şimdi yukarı bilmem ne, ben benim. Nasıl yani Karen böyle olamaz? Ciddi bir video, böyle şeyler yapmamam gerek. Karen dedim, nasıl ben okul birincisi nasıl oldum? Falan işte Karen dedi ki bebeğim işte sen çalışıyorsun, kendinin farkında değilsin, sen bir prensessin. Ben de thank you for fucking Karen dedim. O da bana dedi ki tamam bebeğim. 9. sınıfta ben kısacası şaka maka okul birincisi oldum. Sonra bu 10'da sınıf birincisi oldum. 10'da oldu, 11'de oldu, 12'ye geldik. Ve artık zaten benim artık biliyorduk hepimiz, notlarım çok iyiydi ve her sene okul birinciliğiyle oynuyordum. Her sene okul birinciliğiyle oynuyordum. Okul birincisi oldum. Kısacası böyle oldum. Yani çalışıyordum. Okul birincisi nasıl oldun derseniz, abi sadece dersi dersinde dinleyin. Öyle her aman Allah'ım derse kafamı vermeliyim falan gibi şeyler yok. Yani öyle de, daha doğrusu bu sınıftaki ortalamaya göre değişiyor. Ama okul birinciliği, şimdiki konuya gelelim. Okul birinciliği YKS için, sınav için ve okul seçim için çok önemli oluyor. Ben şahsen şu anki okuluma gitme sebebim, ben sona kalmıştım neredeyse. Yani bildiğiniz üniversiteye gidemeyecektim. Ama okul birincisi olduğum için okulum beni aldı. Okulum da Marmara Üniversitesi. Sonra işte okula girdim. Okul birinciliğim vardı. Okul birinciliği bir şekilde sizi öne taşıyor arkadaşlar. Ve okulda en çok notu alıyorsunuz. Benim okul birinciliğimden gelen puan 70 puanlı, düşünün. Yani 320 aldınız, 70 geliyor. 320, 390. Ay 320 alıyorsunuz, 320. Notu öteyim. Rezalet, YKS'yi çekiyorum bir de. İşte 390 aldınız diyelim. Tak koyu 70 puanı. 460. Ya bayağı yükseliyor notunuz. Benim okul notum 300, ay 70'ti işte okul puanım. Okul birincisi olduğum için direkt 70 puanı yapıştırıyorlardı. Neyse işte okul birincisi olmuştum. Sınavdan da toplamda okuluma girdiğim puan da 400 falandı. 400'lü bir şeydi veya 400'e yakındı. Tam hatırlamıyorum, şuraya koyarım. 400'lü bir şeydi işte. Ben o zaman ne olmuş oluyor? İşte 319, 320, 330'lu bir şeyler almış oluyorum o sınavdan. Ne oluyor? Tık 70 puanla koyunca 400'e gitmiş oluyor. Yani 300'lük bir soru çözmüş oluyorum. Size önereceğim kaynaklar şunlar. Bir, bakın yani hiçbir şey çalışmıyorsanız, hep canınız sıkılıyorsa bir şekilde paragraf çözün sadece. Yani diyorsan ben test çözmeyi sevmiyorum, paragraf çöz. Oku, sürekli paragraf çöz. Çünkü paragraf çözmek, emin olun, o kadar çok işe yarıyor ki. Abi ben o kadar çok şaşırmıştım. Bizim sınıftaki çoğu insan kazanamamıştı, benim, ben ve yakın arkadaşım dışında. Benim işime en çok yarayan şey oydu, paragraf çözmekte. Deli dumrul gibi paragraf çözüyordum. Çünkü arkadaşlar sınav şöyle oluyor.
Yani bir soru diyelim ki okey, temel bir şeyler bilmelisin. Ama en önemlisi sorunun %90'ı veya %80'i o soruyu anlamak oluyor. Yani aslında bazı sorularda, paragraflarda cevaplar saklanmış oluyor. Bir matematik sorusunda bile. Yani biliyorsunuz ki problem ağırlıklı oluyor matematik. Ve siz paragraf çok çözdüyseniz, anlama yeteneğiniz arttıysa ve güzel okuyabiliyorsanız metni, kesinlikle soruyu çözebiliyorsunuz. Veya tık bir yerden ipucu, bir yerden ipucu cevabı bulabiliyorsunuz. Atıyorsunuz falan, anladınız mı? Çok işe yarıyor. Kesinlikle paragraf çözün. Paragraf için şuraya fotoğrafını koyuyorum. Kızın paragrafları vardı. Karakökünün'ünkini de bitirdim ben. Hatırlıyorum. Karakökün neredeyse Türkçe, matematik hepsini çözmüştüm. Yani sadece bu 3 yayına çalışmıştım. Kız testlerinin de bunlarına çalışmıştım. Hepsini buraya koyuyorum. Şu yana. Matematikte de sadece şu kitabı çalışmıştım. Bu kitapta hem TYT hem AYT var. Bütün sorular var ve size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sadece bu kitabı çözün yeter matematikte. Çünkü kitap her konuyu sıfırdan sonuna kadar almış. Böyle diyelim ki ne yapmış işte, hop kümeleri almış. Kümeler en toplama çıkarmadan başlıyor. Kitap size sonuna kadar türev, integral her şeye götürüyor yani. Bayağı iyi çalışmış oluyorsunuz. Sadece bu kitabı çözün, sınava kadar bitti yani. Sonra paragraf kesinlikle çözeceksiniz demiştim. Çünkü paragraf çok işe yarıyor. Paragraf kitabında önermiştim zaten. Onun dışında size yapın dediğim, arkadaşlar günlük tutun. Günlük tutmak, kitap okumak, bir şeyler yazmak bir şekilde sizi sınava motive ediyor ve okumanızı geliştiriyor. Bak mesela ben sınava girerken kitap, günlük yazdığım halde sınavı mesela TYT'nin sonlarına doğru sıkılmıştım soru okumaktan. Düşün ya, en önemli hayatımın sınavındayım. Ben soru okumaktan sıkılıp şey dedim bir an beynimden, ya bitsin de gideyim abi, Allah kahretsin, bırakken kazanamayayım falan dedim. Öyle olmuştu, düşün. Ama eğer kendinizi okumaya alıştırırsanız, sürekli bir şeyler yazıp okursanız, sınav böylesinin eğlence olacak. Çünkü sürekli bir şey yazıyor olacak ve siz onunla ilgileniyor olacaksınız. TYT için söyleyeceklerim, TYT genelde zaten ana düşünceyi çıkar. Şeyi bul, ikinci yorum bilmem ne, şıktan hangisi yerleştirmeli falan gibi paragraf soruları fazlalıklı oluyor. 22 soru vardı bizde. Şu an ne oluyor bilmiyorum soru dağılımı. Ama dediğim gibi eğer her okuduğunuz metinden ana düşüncesini düşünürseniz falan, yani hayat boyu, yani bir yıl boyunca bunu tekrarlarsanız zaten sınav geldiğinizde sizin her günkü yaptığınız şey olmuş olacak. Ve size söyleyeceğim Türkçe'de paragraftan 22 sorudan da full çekerseniz, bu size inanılmaz bir puan katıyor Türkçe ve matematik. Dediğim gibi 22 paragraf sorusunu çözdün. Sonra direkt cümlede anlam, sözcükte anlam. Yine aynı konuya geliyor yani. Paragraf konusunu çıkartıyorsunuz. Yine sözcükte anlam, cümlede anlam. Yine paragrafla aynı hiç şeye geliyor. Yine okuduğunu anlamak, ayrıştırmak, düşünmek. Bunlarla alakalı yani, kitap okuyun, bir şeyler yazın. Emin olun bak, cidden şey çok işinize yarayacak. Veya sözler okuyun. Her gün, her akşam başınızın ucuna bir söz kitabı koyun. O gün o sözü oku. Bugün zaten 365 günde 365 tane söz okuyorsun. Ve her gün bir sözün anlamını düşünsen, zaten bu senin bir beyin antrenmanı yapmanı sağlıyor. Ne kadar akıllıyım ama. Ben böyle yapıyordum. Bir de coğrafya falan konusunda, coğrafya için şöyle bir şey söyleyebilirim. Tuvalete sıçarken, yemek yaparken, mutfakta yemek yerken, televizyon izlerken duvarlarınıza haritalar yapıştırın arkadaşlar. Çünkü kakanızı yaparken bir şeyle ilgileniyorsunuz. Haritaya bakarsınız. Ülkelerin yerlerini ezberlersiniz. Bölgeleri falan ezberlersiniz. Ki bu da çok işime yaradı. Geçen sene biliyorsunuz ki sınavda ülkelerle, bölgelerle alakalı çok soru çıktı. Ve tuvaletinizi yaparken falan haritaya bakınca aklınızda kalıyor yani. O kadar ıkınıyorsunuz ve o anı asla unutamıyorsunuz. O an asla unutamıyorsunuz. Akınırken böyle bir şey yapmış oluyorsunuz. Aklında kalıcılık olmuş oluyor. Neyse işte harita koyuyordum. Ve haritadan o yerleri ezberlemiştim. Dünya haritasını, Türkiye haritasını. Bunu öneririm. Daha sonra tarih falan için, yani tarih ultra ilgilendiğim bir alan değildi. Birkaç tane netim vardı neredeyse. Biraz boş bırakmışlığım vardı. Türkçe'de bütün soruları yapmıştım. Fulldü. Matematikten kaç doğru mu olduğunu hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim ama 5'ten fazla boşum olduğunu hatırlıyorum. 400'e yakın almıştım kısacası, öyle söyleyeyim. Sonra TYT böyle geçiyor. Hep okuduğunu anlama, okuduğunu bulma falan gibi şey geçiyor. AYT, ben TYT'nin daha zor olduğunu düşünmüştüm. Çünkü TYT beni çok sıkmıştı. AYT'de zaten bölümünüze göre çözmek. Ne istiyorsanız ona göre çözmek istiyorsunuz. Edebiyat için kesinlikle ama kesinlikle her gün bir yazarın hayatını okuyun. Her gün açın internetten bir yazara bakın, eserlerine bakın. Ya bunun için bir sürü aplikasyonlar var. Aşağıya linklerini bırakırım size. Ya mesela açıyorsunuz telefonu, ekranı tak diye sana veriyor. İşte şu yazar budur. Diyelim ki Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'nin şu kitapları vardı. O gün okuyun sadece. Ya yani ezberleyin demiyorum. Sadece sabah kalktığında ona bak. Çünkü biliyorsunuz şu an konular arasında var mı? Var diye biliyorum. Bakmıştım.
İkinci yeniler, garip şiirciler, işte Cumhuriyet dönemi edebiyatı falan, bunların hepsi çıkıyor sınavda ve kesinlikle yazar eser çok edebiyatı da neredeyse hepsini çözmüştüm. Bir tane boşum vardı diye hatırlıyorum. Birkaç yanlışım çıkmıştı. Dediğim gibi eser, yani eser ezberlerseniz sizi çok öne taşıyor. Çünkü YKS'nin en sevdiği soru türlerinden biri eser soruları oluyor arkadaşlar. Bir diğer söyleyeceğim şey de Deli Dubrul gibi kitap test çöz, konu çalış. Hayır arkadaşlar, sene başında konulara bakın, konularınızı çalışın. Hatta ve hatta önceden bildiğiniz konu varsa hiç bakmayın derim. Yani bakın derken şöyle bir üzerinden bakın, öyle ezberlemeyle her gün çalışıp defterine not almanız çalışmayın. İşte soru çözdükçe soru tipi görürsün falan. Okey, bu gayet güzel. Antrenman yapıyorsun ama asla öyle test çöz, test çöz, test çöz, test çöz, test çöz. Hayır abi, eğlenmeyi de bilin kesinlikle. Biz, beni zaten takip edenler bilir, 12. sınıfta Deli Dumrul gibi arkadaşlarımla eğleniyorduk. Arkadaşlarımla mesela sohbet ediyorduk edebiyat konusunda, matematik konusunda. Bu çok işe yarıyor. Arkadaşlarınızla oturun bir tane yazarı konuşun. Arkadaşlarınızla oturun bir tane eseri konuşun. Arkadaşlarınızla oturun işte bir ülkeden bahsedin falan. Aklınıza kalacak o kadar şeyler, mesela iklim şartları, coğrafyadan. O kadar çok seviyor ki TYT bunu. Mesela deyin ki işte Brezilya'ya gitmek istiyorum. Brezilya'da işte şeytan şelaleleri falan nereler var, onlardan konuşun. Brezilya'nın havasından, sudan, iklim özelliklerini falan söyleyin. Ki ben bunu normal hayatımda YKS olmadan arkadaşlarımla yapıyordum. Mesela şu ülkeye gideceğiz diye hayalimiz vardı. Tak mesela Brezilya şeytan şelalelerine gitmeyi çok istiyordum. İşte havası da şöyle ya Brezilya'nın, şöyle giymeliyiz, böyle giymeliyiz diye konuşuyorduk abi. Tatil planları yapıyorduk. Ki bunlar da çok işe yarıyor. Daha sonra size söyleyeceğim bir şey var ki ben bunun çok yararını gördüm. Abi bunu bilmiyorum, bu test edildi mi veya birileri araştırdı mı bilmiyorum ama klasik müzik dinlemek. Klasik müzik dinlemek test çözerken, bir şey okurken çok işe yarıyor. Çok 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 işe yarıyor. Ya bunu %100 öneriyorum. Bakın %100. Bunun var ya garantisini veriyorum. Test çözerken veya işte YKS dışında da odaklanmanız gereken bir şey varsa kesinlikle arkada klasik müzik açın. Çünkü bir şekilde beyninizin ona senkronize olmasını, ona odaklanmasını sağlıyor. Cidden öyle. Artık resim yaparken, test çözerken ve ben test çözerken, YKS'ye çalışırken hep sürekli klasik müzik dinliyordum ve çok işe yaradığını gördüm. Bir şeylerin aklında kalmasına neden oluyordu. Sözsüz klasik müzik açın, arkada çalsın o. Kısın sesini, odaklanmaya çalışın. Bir diğer önereceğim şey, test çözerken soruların altını çizmeyi unutmayın. Soruların altını çizerek çözün ve kafanızdan elediğiniz şıkkın üzerine çizgi atın. Bu da çok işe yarıyor. Çünkü beyninizden onu atmanızı veya aklınızda kalmasını sağlıyor. Kesinlikle ve kesinlikle test çözerken fosforlu kalemler öneriyorum. Fosforlu kalemlerle altlarını çizin falan. Önereceğim şeyler bu kadardı. Önereceğim kitapların linklerini de aşağıya bırakıyorum. Dediğim gibi test çözmek önemli değil. Odaklanın, konuyu bilin yeterli. Ve çok kitap okuyun. Videolar izleyin. Video ben de çok izliyordum. Çok işe yarıyor. Kitap oku, video izle, bir şeyler yaz, her gün günlük tut. Şu an YKS artık tabii bir ay kaldı. Ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Okul birinciliği de çok işe yarıyor. Eğer aranızda okul birincisi olacak varsa şimdiden tebrik ediyorum. Çok işine yarayacak. Yayın olarak da Hız Yayınları'nı, Karakökü. Bir de şu an aklıma gelmeyen matematik kitabının yayınını öneriyorum. O kadar çok yayın bağlamanız gerekmiyor. Umarım gönlünüzdeki şey olur, şaka maka. Çok mutlu olurum istediğiniz yere gitmeniz konusunda. Tabii ki herkesin bölümüne göre çalışma şekli de değişiyor. Böyle kısacık bir bilgi videosu oldum. Hatırlatma videosu gibi olsun istedim. Öyle birebir soru çözelim istemedim videoda. Sıkıcı da olmak istemedim. Umarım söylediğim gibi mutlu olursunuz. Umarım hayatınız nasıl iyi gidecekse o olur hayatınızda. Sınavda da başarılı olmanızı diliyorum. Kocaman öpüyorum, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı falan filan unutmazsınız diye düşünüyorum. Instagram hesabım da burada. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye. Hello Jasmine.